elimizde. Yani bunlar söylenebilir Sorel Bey. Şimdilik peki, bunları söyleyelim. Şimdi şöyle, İsrail basınında da bazı iddialar var. Hani kara operasyonun neden ötelendiği, neden hala olmadığına dair İsrail'in bazı endişelerinden bahsediliyor. Endişeleri olmaz. Rica edeceğim ben. Lübnan'daki konuştu. Yani Lübnan Hizbullah'a ile ilgili bir grafiğimiz vardı. Onu ekranlara alabilirsek sonra onunla ilgili bir sorum olacak. Lübnan Hizbullah'ını size aktarmak için. Şimdi yapısı itibariyle örgüt 1975-1990 Lübnan İç Savaşı sırasında kuruldu. Örgütün askeri ve sivil kanadı var. Lübnan devleti üzerinde büyük yaptırım gücü var. Ülkenin en büyük silahlı gücü. Amerika ve birçok Avrupa ülkesinin terör örgütü listesinde bulunuyor. 2006 yılında İsrail'le savaştılar ve İsrail Lübnan'dan çekilmek zorunda kaldı ki çekildikten sonra Lübnan'daki gücünü daha da arttırmış oldu Hizbullah. Örgüt lideri Hassan Nasrallah'a göre 100 bin silahlı militanları var. Ağırlıklı olarak İran tarafından destekleniyorlar. Şunu da ekleyeyim. Yaklaşık 100 açık kaynaklardan okuduğumuz kadarıyla 150 bin adet de İsrail'e fırlatabileceği füzesi var. İsrail bütün ordu gücünü Gazze'ye yönelik bir kara operasyonla yönlendirdiği takdirde kuzeyden Hizbullah için bir cephe açmış olmaz mı? Bu riski, bu endişesi biraz da bu kara operasyonu konusunda düşündürüyor olabilir mi? Çok haklısınız Orel Bey. Belki tabii benim onu baştan söylemem gerekirdi size. Çünkü Gazze operasyonu sadece Gazze operasyonu olmaz. Daha doğrusu İsrail Silahlı Kuvvetleri'nin angajmanı sadece Gazze ile sınırlı kalmaz. Kendisi Gazze'de böylesine uzun süreli bir harekata giriştiği zaman Hizbullah'ın orada kuzeyinde boş duracağını beklememek lazım. Yani o mutlaka girer, devreye girer ve iki cepheli bir harekat yürütmek durumunda kalır. Ne kadar sürdürür, ne kadar etkili olur bunları bilemiyoruz çünkü her ordunun nihayetinde bir gücü vardır. Bu güç zaman olarak, mekan olarak kuvvetle mütenasip bir şekilde değerlendirilir. Ona göre tercihte bulunursunuz. Yani askeri harekata girişip veya girişmeme tercihinde bulunursunuz. Bir de bunun getirisi ne olacak? Bir de ona bakarsınız. Çünkü benim anladığım artık İsrail'in meselesi Hamas olmaktan çıktı. Yani İsrail şu anda Hamas bahanesiyle çok açık bir şekilde Gazze şeridini Filistinlilerden temizlemek istiyor. Evet. Yani esas bana göre büyük, yani çünkü burada siyasi maksatlara iyi bakmak lazım. Hamas'ın siyasi maksadı pek konuşulmuyor falan ama esas itibariyle şu. Ben diyor gücüm belli, işte yapacağım şey de belli, sınırlı netice itibariyle yapabildiğimi yaptım. Bundan murat ettiği ne? Bundan murat ettiği bence şu: İsrail'in Arap ülkeleriyle kurduğu o İbrahim'i anlaşmalarından kaynaklı gelişmeleri bozmak. Bozmak. Yani şimdi şu anda işte Suudi Arabistan biliyorsunuz bu anlaşmadan geri adım attı. Ha tekrar döner falan ama şimdi Hamas bunu sağladı bir ölçüde. Hamas bunu sağladı. Eğer yüksek hazırlık yaptıysa ha bir de şeyi istiyor tabii. Yani artık El Fetih, Filistin Kurtuluş Örgütü neyse işte Mahmut Abbaslar Filistin davasını savunamaz. Filistin davasını biz savunuruz. Liderliğe oynuyor. Yani benim gördüğüm bu ikisi. Anladım. Bu siyasi maksatlardan birisi daha önemli tabii. İkincisinin ne getireceğini bilemeyiz. İsrail açısından bakılınca, İsrail açısından bakılınca da çok açık ve net bir şekilde artık mesele Hamas değil. Artık mesele tamamen Gazze'yi ele geçirmek. Peki. Çünkü deniz sahası, şusu busu vesaire bakıldığında önemli getirisi olur böyle bir şey yapılabilirse. Evet.
Peki o zaman arkadaşlarımdan rica edeceğim. Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler'de yapmış olduğu bir konuşma vardı. O konuşmanın fotoğrafını ekranlara getirebilirsek Alper Bey, sizlere bunu sormak istiyorum. Şimdi saldırıdan tam 15 gün önce şu fotoğrafı verdi Netanyahu Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda 22 Eylül 2023 tarihinde ülkesinin Suudi Arabistan'la ilişkileri normalleştirme yolunda olduğunu belirtti. Bu az önce Sayın Yavuz bahsettiğiniz İbrahim'i anlaşmasıyla ilgili. İsrail ile Suudi Arabistan arasındaki barışın tarihi bir eşikte olduğuna inanıyorum dedi. Kurula bu elindeki haritayı gösterdi. Amerika'nın İsrail'e pek çok Arap ülkesini buluşturmaya çalıştığı dönemde. Bakın haritada bunu kurula da dağıttı Netanyahu. Haritada Filistin'e ait topraklar İsrail olarak gözüküyor. Dolayısıyla bu saldırıdan 15 gün önce o anlaşmalarla varılmak istenen sonucun bir haritasını genel kurulda Netanyahu gösterip oradaki Arap liderlere de dağıttı. Ne kadar anladılar, ne kadar anlaşıldı bilmiyorum. Ama Hamas'ın bu yaptığı Filistinsiz bir barış, Filistinsiz bir Orta Doğu'ya karşı bir intihar girişimi miydi? Evet, Ahmet Bey de söyledi, siz de altını çizdiniz. Esasen Hamas'ın bence de saldırısının en temel nedeni İbrahim anlaşmalarıyla birlikte girilen süreç. Bu süreç çok tehlikeli Filistin hareketi açısından. Çünkü Filistin meselesi bir Arap meselesi. Doğal olarak ABD'nin, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve arkasından Suudi Arabistan'la geliştirdiği bu İbrahim anlaşmaları bir tür Filistin meselesinin Arap boyutunu ortadan kaldırmayı amaçlıyor ve Filistin'i yalıtan, Filistin'i bir tür yalnızlaştıran bir politikaya hizmet ediyor. Doğal olarak Hamas'ın yaptığı saldırının nedenlerinden bir tanesi bu anlaşmayı bozmak, ortadan kaldırmak, askıya aldırmak. Çünkü Arap dünyasından soyutlanmış bir Filistin davasının yürüme şansı yoktur. Doğal olarak kuşatıldığını düşünen bir Filistin meselesi ortada kalmış oluyor. Yalnızlaştırılmış bir Filistin meselesi ortada kalmış oluyor. Doğal olarak Hamas böyle yalıtılmaktansa, yalnızlaştırılmaktansa, giderek eritilmektense, giderek bir cezaevi içerisinde ölüme terk edilmekse ve bütünüyle unutturulmaksa, meselenin bütünüyle unutturulmasındansa, bir hamle yaparak, bir askeri hamle yaparak meseleyi tekrar dünyanın gündemine soktu. Dünyanın gündemine sokmakla kalmadı. Arap kamuoyunu da harekete geçirerek esasen ABD ile Suudi Arabistan noktasında bir eşiğe varmış olan bu anlaşmanın askıya alınmasını da sağladı. Şimdi bu İbrahim anlaşmaları var. Bir de bundan da öte ama bununla da bağlantılı, ilintili tabii bir başka mesele de var. Aslında bu Filistin meselesinin son geldiği evreyi dünyadaki büyük kapışmadan, küresel emperyalist güçler arasındaki çatışmadan, çelişmeden bağımsız ele almak, düşünmek, tartışmak mümkün değil. Yani bu ne oldu da birden bire tekrar, evet, bu düzeyde, bu şiddetle mesele tekrar gündeme oturdu. Birincisi ABD'nin bölgeye dönük hamleleri, İbrahim anlaşmalar. İkincisi Çin'in de bu noktada hamleleri var. Yani Çin olmayacak bir şeyi başardı ve Suudi Arabistan'la İran aynı zamanda bir tür tekrar yeniden normalleşmeye doğru itti. Fakat bu noktada önemli bir küresel mesele, çatışma veya hegemonya kavgası diyelim. Ne bu? Çin'in kuşak yol koridoru meselesi. Bu Çin'i bütünüyle Asya'ya, Avrupa'ya, Afrika'ya bağlayan önemli bir proje, bir dünya projesi, bir küresel proje ve çok etkili bir proje. Ve buna karşı son G20 zirvesinde ABD'nin Hindistan üzerinden Batı'yı, Avrupa'yı, İsrail'le Orta Doğu'da, Orta Doğu ülkeleri, İsrail'i birbirine bağlayan alternatif bir İpek yolu projesi. Yani şimdi hem İbrahim anlaşmalarına baktığında, hem de bu yeni projeye baktığında, hem de Netanyahu'nun bu demecine baktığında, burada mesele Filistinsiz bir süreç. Yani daha doğrusu Filistin devletini
bütünüyle tarih dışı bir noktaya iten, bütünüyle gündem dışı bir noktaya iten, yok varsayan bir politikanın içten içe geliştirildiği ve bu sürecin hızlandığı ve bu süreç noktasında ya bu sürece seyirci kalıp bütünüyle yok olunacak bir tablo ortaya çıkacak ya da bu planı bozacak hamlelere girişmek gerekecek ama